Ayşe'nin Marifet Deliler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bezelye, etli bezelye yemeği yapacağız. Bir ana yemek. Çok lezzetli oluyor. Tam da mevsimi bezelyenin sizlerle birlikte yapmak istedim. Hemen ocağımızın altını açalım. Başlayalım yemeğimizi yapmaya. Ben yarım çay bardağı kadar yağ koydum. Sıvı yağ, zeytinyağımız var burada. Bir tane soğan doğradım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir kase kadar etimiz var. Et tamamen kendinize hani kafanız yerine koyuyorsunuz. Böyle 1 kilonun iç kısmı bezelyemiz var. Bir tane domates, bir tane biber doğradım. Bir yemek kaşığı da salçamız var arkadaşlar. Şimdi hemen soğanımızı alalım tencereye. Çünkü ısırdı. Biraz kavuralım. Biraz kavrulduktan sonra etlerimizi bırakacağız. Hemen biraz kavrulsun. Soğanlarımız kavruldu. Etimizi hemen attım ben tenceremizin içine. Etleri biraz böyle rengini çevirdim. Soteledim biraz. Mühürledim daha doğrusu. Şimdi hemen domateslerimi salçamızı koyuyoruz. Ardından biberlerimizi de bırakalım. Birazcık domates de şöyle bir kavrulalım. Sonra domateslerimizi dökeceğiz. Baharatlarımızı bırakacağız. Suyumuzu. Sonra bezelyeler. Çok lezzetli, güzel bir ana yemek olacak inşallah. Tavuklu bezelye yapmıştım arkadaşlar. Bunu da kırmızı etle, dana etiyle yapayım dedim. Sizler için göstereyim. Bir günde zeytinyağlısını yaparım. Şöyle. Hemen bezelyelerimizi aktaralım. Domateslerimizi de koyalım. Biraz çevirelim. Kavrulsunlar. Kanalımda bütün yemekler var hemen hemen. İstediğiniz yemeği açıp videolu bir şekilde yapabilirsiniz. İzleyebilirsiniz arkadaşlar. Tam tutam tariflerdir. Şöyle güzelce kavrulalım. Zeytinyağlılar, etliler, dana etinden, tavuk eti, balık, her şey var. Her aradığınızı bulabilirsiniz. Şöyle hemen suyunu alacağım ben. Sıcak su koyduk arkadaşlar yemeğimize. Şimdi baharatlarını koyalım. Biraz kekik koyacağız. Etin olduğu her yerde kekik çok yakışıyor. Biraz karabiber, yani yarım çay kaşığı kadar oluyor. Şöyle biraz bir çay kaşığı kadar da pul biberimiz, kaşığımız alalım kaydı. Şöyle bir çevirelim. Suyumuzu sonra koyacağız arkadaşlar. Etlerimiz sertleşiyor. Lokum gibi kıvamında olması için tuzumuzu daha sonra pişmeye yakın atacağız inşallah. Bu şekilde pişmeye bırakalım. Hemen kapağını kapattıktan sonra bakacağız ara ara. Biz hemen kontrol ediyoruz. 20 dakika oldu. Ve harika bir şekilde pişmiş görünüyor. Etler bu oldu biraz. Şöyle kenardan tutayım. Böyle olacak arkadaşlar. Şimdi bezelye biraz 5 dakika kadar dinlensin. Tuzunu atalım hemen bu arada. Şöyle
şu kadar yeterli bir tatlı kaşığı değil. Bezelye çok sevmiyor tuzu. Şöyle güzelce tuzunu harmanladıktan sonra kapatacağız. 5 dakika bezelyeler kendine gelsin. Sonunda tabakta göstereceğim size. Elimizi ben servis tabağımıza aldım arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Çok lezzetli olmuş. Lokum adeta. Etler harika pişmiş. Ben hemen tadına baktım. Size anlatabilmek için. Şöyle yakından size de şöyle göstereyim. Suyu özleşmiş. O kadar güzel olmuş ki tadı. Tavsiye ediyorum. Siz de yapın. Ama bu şekilde yapın. Benim tarifim şeklinde yapın arkadaşlar. Çok lezzetli olmuş. Bezelyeler, etler. Etleri özellikle arkadaşlar kapatmaya şöyle 10 dakika falan varken tuzunu attım. O şekilde yemek çok lezzetli oluyor ve çok etli yemekler ama kastediyorum. Lokum gibi oluyor etler. Yani mümkün değil sert kalması. Ben genelde bu şekilde yapıyorum etli yemekleri ve çok da lezzetli oluyor gerçekten. Tavsiye ediyorum, siz de bu şekilde yapın. Püf noktaları, ayrıntıları vermeye çalışıyorum arkadaşlar sürekli böyle. Toplamda 20-25 dakika falan sürüyor. Benim ocağım güzel, harlı. 10 dakika sonra ben tuzunu attım. 15 dakika sonra. 5 dakika da öyle kaynattım. 20 dakika. Hani kısarsanız 25 dakikada olabiliyor. Sonuçta yani 20-25 dakikada tamamen pişmiş oluyor. Bir güzel bir yemeğiniz, ana yemeğiniz olmuş oluyor. Arkadaşlar bugün tarifimizde etli bezelye vardı. Marifetli ellerim çok güzel lokum gibi yemeğimizi pişirdi. Ana yemeğimiz hazır yemeğe. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlarımız da bize katılırsa tariflerimizi bu şekilde ayrıntılarla, püf noktalarla sürekli veriyorum, vermeye çalışıyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.